ben hocam bir. Dur hocam. Ben bir şey diyeceğim bak hocanın hatırına. Bugün Yenikent Mahallesi'ndeyiz. Yenikent Mahallesi'nde... İsmailci bu hafta nerede mi? Anamur'dayız efendim. Anamur'dayız. Şöyle ufak bir tatil yapalım dedik. Azıcık gezelim dedik. Bu gezdiğimiz yerleri de sizlerle paylaşalım istiyoruz. Anamur'daki turumuza artık başlıyoruz. Anamur'da bize rehberlik edecek, abilik edecek hocamız, Evren hocamız yanımızda. Evren Böge. Evren Böge kimdir? İlk önce oradan başlayalım hocam. İsmim Evren Böge. Konya'da bir dernekte çalışmaktayım. Biz arkadaşlarla orada çalıştığımız yerdeki arkadaşlarla birlikte 4-5 yıldır bu bölgeye gezi düzenleriz. Geliriz. Bu bölgedeki gezilecek yerleri sizlerin aracılığıyla da izleyicilerinize aktaralım istedik. Eyvallah. İlk önce Mamura Kalesi'nden başlayacağız Anamur'da gezmeye. Ondan sonra Köşekbükü Mağarası var. Orayı göreceğiz. Ancak orayı gördüğünüz zaman hayret edeceğiniz, çok hoşlanacağınız manzaralar var orada, güzellikler var. Orayı da orada göreceğiz inşallah. Tamam hocam. Ve seyircilerimize de aktaracağız. Bunun dışında Anamur muzun başkenti olarak bilinir. Burada muzun, bir muz bahçesini gezeriz. Muzun toplanması, işlenmesi, hazırlanması aşamalarını izleriz. Artı buranın bir özelliği de burada karetta kaplumbağalarının yavrulama bölgesi var. Burası sit alanı. Eğer şansımız yaver giderse bu dönem yavruların yuvadan çıkış dönemi. Eğer şansımız yaver giderse yuvadan çıkan yavruları da görerek izleriz ve sizin aracılığınızla da seyircilerimize bu güzellikleri aktarırız. İnşallah hocam. Dönüşte uğrayacağımız bir yer var mı hocam? Dönüş yolunda da inşallah Zeynel Abidin Hazretlerinin makamı var, türbesi var. Orada Zeyna diye bilinir halk arasında. Orada güzel bir çınar ve kaynak suyu var. Çok güzel. Orası piknik, mesire alanı gibi. Orada halk toplanır. O sudan faydalanırlar. İnşallah orayı da gezeceğiz. Orayı da inşallah. Değerli izleyicilerimiz, şu anda da Anamur'u en tepeden gören noktadayız. Mamura Kalesi arkamızda. Doğru mudur hocam? Evet. Mamura hemen Kalesi. Benim solumda kalıyor. Hemen daha ilerisi zaten Anamur merkez. Bu taraf Bozdoğan. Ve Bozyazı. Sağımızda Bozyazı. Şu anda Anamur'u tepeden gören noktadayız. Anamur'u gezmeye beraberce başlıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Anamur'daki gezimize devam ediyoruz ve şu anda Mamure Kalesi'ndeyiz efendim. Yani daha doğrusu Mamure Kalesi'ne giremedik, restorasyon çalışması varmış. Ondan dolayı oraya giriş yapamadık ama dışarıdan kalenin görüntüsünü ve bizim yakalayacağımız kaleleri sizlerin ekranlarınıza yansıtmak istiyoruz. Bir de buranın tarihiyle alakalı size bilgi vermek istiyorum. Burası bir Roma mimarisidir. Orta Çağ zamanında yapılmış. Mamure Kalesi Türkiye'nin güneyinde Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Bozdoğan köyü yakınlarında kıyı boyu uzanan bir Orta Çağ kalesi.
Kale 3. yüzyılda Romalılar tarafından Akdeniz ve Kilikya ticaret yollarını gözetlemek ve ticaret gemilerini korsanlardan korumak amacıyla inşa edilmiştir. Zaman içerisinde tahriplere ve yıkılıma uğrayan kale 12. yüzyılda Kilikya Ermeni Krallığı döneminde tekrar onarılmıştır. Kale 1450 yılında Karamanoğulları Beyliği döneminde Bölge Beyi Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından onarılmış ve kaleye Mamure Müreffeh ismi verilmiştir. Ayrıca Mahmut Bey kale içinde 1300-1308 yıllar arasında bir cami inşa ettirmiştir. Kale 1469 yılında Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Ayrıca kale 15, 16 ve 18. yüzyıllarda onarıma tabi tutulmuştur. Mamure Kalesi şu anda da restorasyon aşamasındadır. Değerli izleyicilerimiz, Anamur'a geldiğiniz zaman tabii birkaç sene sürecekmiş Mamure Kalesi'nin restorasyonu ama açıldığı zaman bir uğrayıp gezmenizi tavsiye ederim. Değerli izleyicilerimiz, Anamur'da, Mersin Anamur'da gezimize, turumuza devam ediyoruz. Şu anda da bir mağaranın önündeyiz. Bu mağaranın çok ilginç bir hikayesi var. Gerçeklik payını tabii ki yanımızda bize rehberlik eden Evren hocamıza soracağız. Köşekbükü mağarasındayız efendim. Ovabaşı köyüne yakın, Ovabaşı köyü civarında Köşekbükü mağarasının önündeyiz şu anda. Buranın çok ilginç detayları var. Tabii ki Evren hocam bize burayı anlatacak. Hocam, Köşekbükü mağarası isminden başlayalım. Köşekbükü nedir? Mağarası nedir? Tabii. Köşekbükü mağarasının ismi şuradan geliyor. Köşek deve yavrusu demektir. Eskiden yörükler bu bölgede konur göçer halde yaşadıkları için develeri bük de bir dağa girmiş girinti manasına gelir. Develerle giderken yörükler develer yavrulama, devenin bir tanesi yavrulamak için bir çukur, kuytu bir yer buluyor. Bu kuytu yerde yavrusunu yapıyor. Burada yavrulama esnasında deve uğraşırken mağaranın kapısı kapalıymış o zaman, bilinmiyormuş. Çalıklar kapalıymış. Burada deve mağaranın içerisine giriyor. Bu doğum esnasında yörükler de arkasından deveyi getirmek için mağaraya giriyorlar. Bu şekilde buluyorlar bu mağarayı. Hı hı. Köşekbükü ismi buradan kalıyor. Mağara 225 milyon yıllık bir mağara. 500 metrekare alanı var. 3 bölümden oluşuyor. 3 tane galerisi var. İçeride isterseniz bu galerileri de içeride anlatırız. Hocam içeride anlatalım mı? Yani bu 3 tane galeri var dedik ya. Bunların hani özellikleri burada yazıyor biraz ama oradan bahsedebilir miyiz biraz? Tabii. Birinci bölüm huzur bölümü. Huzur bölümü burada içeride zaten göreceğiz, sarkıtlar ve dikitler var. İçerinin sıcaklığı 18 derece. Hı hı. Sıcaklığı nem oranı yani. Serin. Nem oranı %80. %80 nem oranı. İnsan zaten içeri girdiği zaman bir huzur hissediyor. Bir refah hissediyor içerisinde. Astım hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Hatta şöyle bir söylenti de var. Bu ilmi olarak tespit edilmiş değil ama bu bir söylenti. Çocuğu olmayan kişiler de buraya geldikleri zaman burada çocuklarının da olduğu söyleniyor. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz, duyduğunuz gibi diyelim, birazdan göreceğiz birlikte. Çok detaylar var, hepsini içeride hocamla birlikte göreceğiz. Sizlerin ekranlarınıza yansıtacağız. Mağaranın içindeyiz değerli izleyicilerimiz. Gerçekten kesinlikle gezilip görülmesi bir yer. Yani Evren Hocam burayı bana
hani çekimden önce anlatmıştı. İsmail'im orayı kesinlikle görmen lazım demişti. Hani biz Tınas Tepe'yi gördük, efendime söyleyeyim Tarsus'u gördük, Kahramanmaraş'taki yeri gördük. Fakat hani bu kadar beklemiyordum ben. Hani mesela ben oraya gittiğim zaman tabii hani ilk defa gördüğümüz zaman hani farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz oraya. Ama burası gerçekten inanılmaz bir yermiş. Yani ben çok beğendim. Hocam yani Allah razı olsun, iyi ki gelmişiz buraya. Ben teşekkür ediyorum. Hocam burası şifa bölümü diyor. Evet. Hani biraz önce dışarıda söylediğiniz şeyler, burada hani ısı 18 derece. Efendim işte nem oranı %80. Basınç 761.5 diyor. Yazıyor tabelada da yazmışlar ama yani bakımsız bırakılmış birazcık. Hocam buradan biraz bahsedelim. Burası şifa bölümü. Dediğimiz gibi mağara 3 bölümden oluşmakta. Burası şifa bölümü. Burada insanlar gerçekten huzurlu hissediyor kendisini. Biz de girdiğimiz zaman siz de fark etmişsiniz. Kesinlikle. Biz de fark ettik. Biz birkaç yıldır geliyoruz. Böyle güzel bir varlığın sahipsiz bırakılması, ilgililer tarafından bu şekilde lakayt bir şekilde bırakılması, sahip çıkılmaması, kültür mirasımıza sahip çıkılmaması gerçekten içler acısı bir durum. Böyle güzellikler maalesef harap bir şekilde bırakılmış. Yani gün yüzüne çıkarılması lazım. Bilmeyen mutlaka birçok kardeşimiz vardır, abimiz vardır. Yani buranın kesinlikle görülmesi lazım. Mutlaka bu mağaraların oluşumu kısa bir döneme almıyor. 225 milyon yıl. Evet, dile kolay. Yani bu kadar bir sürede yukarıdan damla damla sular damlıyor. Sarkıtlar ve dikitler bu şekilde oluşuyor. Evet. Yani bu başka bir ülkede, başka ülkelerde olsa, Avrupa ülkelerinde olsa inanılmaz burayı turizm cenneti yaparlar. Kesinlikle. Ama maalesef bizde bu şekilde değerlerimiz çok, fakat sahip çıkamıyoruz. Yani dediğiniz gibi hocam sahip çıkılması lazım. Sarkıtlar, yani bunları şu anda kameraman arkadaşım Hasan Hüseyin Güngör aktarmaya çalışıyor sizlere. Şu anda görüyorsunuz siz de. Yani bu sarkıtlar hocamın dediği gibi çok kolay yani olmuyor, oluşmuyor. Yani 225 milyon yıllık bir mağaranın içindeyiz şu anda ve gerçekten huzur dolu bir mağara. Yani gelip kesinlikle görmenizi tavsiye ediyorum. Diğer taraftaki galerilerde gezeceğiz. Onları da sizin ekranlarınıza yansıtacağız ve sonrasında buradan ayrılacağız. Hocam yani bir dönem bir çalışma olmuş gibi sanki, merdivenler falan evet. Yapılmış ama. Evet, bir dönem bir çalışma yapılmış, merdivenler, basamaklar yapılmış, korkuluklar yapılmış, iç aydınlatması yapılmış. Fakat daha sonra her ne hikmetse bundan vazgeçilmiş, bura bu şekilde bırakılmış. Kaderine terk edilmiş. Yani korkuluklar falan çürümüş hocam, evet. Bayağı bir önce yapılmış. Evet. İşte sarkıtlar gelen ziyaretçiler kırmış kimisinin ucunu. Zarar vermiş. Zarar vermişler. Evet. Şu sarkıtlar zarar görmüş. Değerli izleyicilerimiz, şu anda konuşurken bile hani buhar görünüyor. Sizler de görebiliyorsunuzdur mutlaka. Yani ısı her yerde aynı. Değil mi 18 hocam? Derece. 18 derece. Şu anda Dilek Kuyusu mağarasının önündeyiz. Yani ayrı ayrı dediğiniz gibi bölümler var. Kuyu bölümü de farklı. Hala hani bir oluşum var şeylerde. Şu anda devam ediyor oluşum. Üst tarafımızdaki sarkıtların evet. Oluşumu şu anda devam etmektedir. Dilek Kuyusu önündeyiz dediğin gibi. Buraya gelen insanlar, çeşitli dileği olanlar burada dilekte bulunuyorlar. Ve o dileklerinin gerçekleşeceğine inanıyorlar. İnanıyorlar. Burası da dilek bölümü olarak, dilek kuyusu bölümü olarak adlandırılmış üçüncü sahamız, üçüncü bölümümüz. Evet. Burada bir de hani çocuk hikayesi, başta söylemiştik. Hani bir çocuk olma hikayesine inanılıyor. Yani bu tabii tıbben mümkün değil. Tıbben mümkün olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü yani tıp böyle bir araştırma yapmış değil. Ya tıbben bir araştırma yapılmış değil. Olduğunu da bilmiyoruz, olmadığını da bilmiyoruz. Ancak böyle bir söylenti var. Çocuğu olmayan aileler gelip burada 3 gün kaldıktan sonra çocuklarının olacaklarına inanıyorlar ve çocuklarının olduğu söyleniyor. Ancak dediğiniz gibi tıbben bu araştırılmış bir konu değil. Yani bu tabii bir inanış. Yan tarafta evet. Bir tane ev yapmışlar, pansiyon gibi. Tabii hala kullanımda değil kesinlikle. Herhalde onlar da bu inanışa istinaden yapılmış, gelip kalacak olanlar var diye yapılmış. Ama işte, şu an orası bir harabe durumda orası. Mağaradan farkı yok. Tabii. Daha önce burada bir çalışma yapılmış. Hani merdiven yapılmış, korkuluk evet. Yapılmış, aydınlatma yapılmış demiştik ya. Evet. O dönemde dışarıda gelen misafirlerin kalabilmesi için pansiyon türü odalar yapılmış. Evet. Gelen misafirlerin kalabilmesi için. Ama
Bura kaderine terk edilince o binalarda yıkılmış, terk edilmiş, elektrik kesilmiş, su varmış, kesilmiş. Doğru dürüst yani burada hiçbir insanların ihtiyacını gidereceği bir saha yok. Kesinlikle. Yani şöyle Tınas Tepe'ye baktığın zaman hocam, yani burası mı Tınas Tepe mi desen, burası. Tabii ya burası çok daha güzel. Hani çok evet. Daha farklı bir yer. Ama hani Tınas Tepe'de de ne bileyim hani bir su var, yolun sonunda bir kuyu var vesaire. Ama buranın da farklı bir güzelliği var. Gelip görülmesi gereken bir yer. Kesinlikle üstüne basa basa evet. Söylemek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, Köşekbükü Mağarası, Astım Mağarası diye de biliniyor. Ovabaşı Köyü civarında bir mağaradaydık. Buranın hani güzel görüntülerini sizlere yansıttık. Mutlaka gelin. Yani buraya bir hizmet olacak ya da olmayacak bilmiyorum ama buraya geldiğiniz zaman Anamur'a 15 kilometre uzaklıkta bir yer burası. Mutlaka gelip görmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Hocam size de teşekkür ediyorum. Teşekkür verdiğiniz bilgilerden ama ötürü. Gelen misafirler mutlaka yanında ışık getirsinler. Evet. Çünkü burada aydınlatma yok. Kendi ışıklarını kendileri getirsinler değilse karanlıkta giremezler. Ya aynen öyle. Fener kesinlikle olması lazım. Işığınız olması lazım. Teşekkür ediyorum hocam. Ben değerli izleyicilerimiz, Anamur'daki turumuza devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, hani programın en başında demiştik ya, Anamur, muzun başkenti diye, şu anda muz bahçesinin içindeyiz, muz serasının içindeyiz. Yani ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. Yani ilk defa görenler için de ayrı bir heyecan olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü hani ben böyle bir şey beklemiyordum. Hep kapalı alanlarda yetiştirildiği için özellikle görmüyorduk dışarıdan. İlk defa gördüm. Çok güzel bir mekan. Yani o gördüğüm kadarıyla. Tabii bunun detaylı bilgilerini alacağız. Yanımızda başkan yardımcımız, Muz Birlik Başkan Yardımcımız İbrahim abi var. Ve birlik müdürümüz de Özcan abimiz yanımızda. Teknik anlamda ve bu serayla alakalı bilgilerin hepsini birlikte öğreneceğiz, duyacağız. İbrahim abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Abi Anamur çok sıcak ya. Evet. Abi şu anda 36 derece falan dışarısı. Aynen. İnanılmaz bir sıcaklık var. Ama gezmeye değer mi? Değer. Değer. Gerçekten değer yani. Anamur evet. Gerçekten ben aşağı yukarı 2 yıla bir falan geliyorum. Burada birazcık ufaktan böyle bir tatil yapıyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Ama seraya ilk defa girdim. Seraya ilk defa giriyorum. Yani çok merak ediyorum. Sürekli seraları dışarıdan görüyoruz. Fakat bir içine girmek, gezmek nasip olmadı. Bugüneymiş. Hani her şeyin ilki güzelmiş ya İbrahim abi. Aynen. Yani biz de şu anda ilki yaşıyoruz. İbrahim abi, şimdi burası Allah nasip ederse sizin. Evet. Bu mekan kaç metrekarelik bir alanda şu anda? 5000 metrekare. 5000 metrekare. Bundan kaç tane var yoksa bir tanesi mi 5000 metrekare? Yok, alan olarak 5000 metrekare. 5 dönüm deriz burada. 5000 metrekare. Evet. Yaklaşık burada bizim 1000 adet kökümüz var. Yani ağaç olarak, muz adet olarak 1000 tane. 1000 tane ağaç var. 1000 tane ağaç var. Bu hani şu seradan bir tane daha var mı hani 5000'in içinde? Yok. Yani bir tane tek bir tane, değil mi? Tek. 1000 tanesi tek bir evet. Seranın içinde. Evet. Eyvallah. Seranın içinde. Peki İbrahim abi hani kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Hani kendinden biraz bahset İbrahim abi bize. Yani İşi derken muz ha, işini. Muz işini, muz işini. Muz işini yaklaşık bu seray 4. yılım benim. 4. Daha, yıl. Daha önceden yoktu. 4. yılım. 4 yıldır yapıyorum bu işi. Bu yıl 5. senem benim. Bu şekilde memnunum. Peki daha önce ne yapıyordun abi? Hani 4-5 yıl önce. Zemsizcilikti. Bizimki bu muz olayı yoktu bizde. He. Ben muz olayına yeni girdim. Daha önce 4 yıldır bu 5. sene muzla uğraşıyorum ben şu anda. Şu anda muz şu tamam. Şu anda memnunum. Zemsizciliği de bıraktım yani. Bıraktınız. Yani tamamen muz. Başka bir şey yok. Evet. Başka bir şey yok. Başka çok güzel. Şey. Ya muzla ilgili böyle ince detaylar soracağım ama hani böyle muz ne kadar zamanda yetişiyor efendime söyleyeyim. Evet. Ne kadar bekliyorsunuz? Yılda ne kadar verim alıyorsunuz? Ya, yılda gerekirse 2 ürün aldığım zamanlar oluyor benim. Bir ağaçtan değil mi? Yok, bir ağaçtan değil. Bir ağaç tek bir tane meyve veriyor bu. Tamam. Ama düzenli baktığın sürece 2 sefer meyve alabiliyorsun. 2 sefer meyve alabiliyorsun. 2 sefer meyve aldığım zamanlar da oldu benim. Peki bir ağaç kilo olarak ne kadar veriyor?
Yaklaşık 45-50 kilo arası benim sıramda şu anda. Bir ağaçtaki değil mi? Bir ağaçta. Çok güzel. Yani bu şeylerini sulama sisteminden aslında Özcan abiden de alabiliriz İbrahim abi. Özcan abi, şimdi hem seni bir tanıyalım. Özcan abi kimdir? Ne yapar? Şimdi biz biraz önce bilgiyi verdik ama tabii bir de sen söyle. Senin dilinden duyalım. Hele siz bir hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Memnun oldum sizle tanışmaktan, eyvallah, görüşmekten. Aynı Özcan şekilde. Abin ne iş yapar? Özcan abin bir teknik çiftçi, ziraat mühendisiyim. Eyvallah. 1989'dan bu yana. 2000'li yıllardan bu yana da muz sektörünün içerisindeyim. 2006'dan bu yana Muz Üreticileri Birliği'nin içerisindeyim. 2011'den bu yana Muz Üreticileri Birliği'nin müdürlüğünü yapıyorum. Çok güzel. Teknik olarak üreticimize destek vermeye devam ediyoruz. Şu anda çalışmalarımızın hepsi muz dikim sıklıklarıyla ilgili, üretim artışlarıyla ilgili, çeşit farklılaştırmasıyla ilgili. Eğitimler yapıyorsunuz. Tabii. Çiftçi eğitimleri, çiftçi toplantıları, demonstrasyonlar, bunların hepsini yapıyoruz. Yani şu görmüş olduğunuz bahçedeki şu azman dediğimiz çeşit yerli anamur muzudur. Bakmayın bu kadar büyük olduğuna. Yerli anamur muzu? Yerlidir. Bu nasıl yerlidir? Daha önce bahçelerimizin içerisindeki farklı olan çeşitlerin içerisinden seleksiyonla, seçmek suretiyle üretilmiştir bunlar. Yani laboratuvar ortamında değil, kendi kendine üreticimiz bahçesinde üretmiştir. Ve ama iyi, hani şeysiz mi? Yani bilmeden mi üretmiş yoksa? Bilerek üretim. Bilerek üretim. Şimdi bahçenin içerisinde girdiğimiz zaman farklı farklı çeşitler var. Hı-hı. Farklı çeşitlerin bir tanesinin hevenginde atıyorum 18 tane tarak var. Kiloya verdiğin zaman 68-70 kilo geliyor. Ama onun dışında başka bir hevenge tartıyorsun, 28 kilo geliyor. Ha, diyor ki çiftçi, bu 68-70 kilo gelen ben ağacım diyor, kökünden üretmeye başlayayım diyor. Fidan üstüne fidan. Bir fidan bir ağaç şekliyle devam etti. Ve en son haliyle de azman, Grand Nine, şimşek dediğimiz türler ortaya çıktı. Bu bahçe, içerisinde bulunduğumuz bahçe azman dediğimiz çeşit. Bu azman çeşidimizin optimum ortalaması 55 kilogramdır. Bahçe ortalaması. Dikim sıklığı şekillerimizi de değiştirmeye başladık. Hele hele son 3 yılda dikim şeklini çok çok değiştirdik. Zira içinde bulunduğumuz tesis küçük bir maliyetle yapılan tesis değil. Arazinin değeri 100 bin lira, tesisin değeri 40 bin lira. Bir dekar arazideki muz serasının maliyeti 140 bin lira. Hı. 140 bin liralık maliyeti olan bir tesisin geri dönüşümü 5 yılda olur. Evet. 2005 senesinden önce bir dekar seradan alınan muz üretim miktarıyla bir dekar sera yapılabiliyordu. Ama 2005'ten 2011-2012 yılına gelinceye kadar bir dekardan alınan muzla bir dekar sera yapılamaz oldu. 5 dekardan alınan muzla bir dekar sera yapılır oldu. Maliyetler çok arttı. Biz birlik olarak yaptığımız çalışmalarda bunu 2 yılda amorti edecek şekilde getirdik. Bunu da dikim sıklıklarıyla birlikte yaptık. Artık atadan kalma sistemler kullanılmaz oldu. O metotları bıraktık. Tamamen teknolojik olarak çalışmalara yöneldik. Sulama sistemlerimiz değişti, gübreleme sistemlerimiz değişti, dikim aralıklarımız değişti. Dekarda 175-180 fidan bulunurken şu anda dekara 375 adede kadar çıktık. Bunu yapmamızdaki tabii. Bu serada 245 tane var dönümde. 245 tane var. Normali 170-180 iken şu anda 180'di. Burada 245 tane var dönümde. Evet. Bunu biz niye yaptık? Dekardan alınacak olan muz veriminin ortalaması 6-7 ton civarındaydı. 9'a çıktık. 12'ye çıktık. 15'e çıktık. Hedefimiz 20. Niye 20? Biz şu anda Manavgat'ta, Alanya'da, Gazipaşa'da, Anamur'da, Bozyazı'da, Erdemli'de, Hassa'da, İskenderun'da, dört yolda muz yetiştiriciliğini teşvik etmeye başladık. Bizim Türkiye... Anamur'dan gidiyoruz yani, tabii, açılıyoruz Türkiye'ye. Tabii, muz demek, Anamur demek. Evet. Biz bunda bir markayız. Kesinlikle. Bu markanın da Türkiye tüketimini karşılaması gerekiyor. Aynen, bizim aynen. Birlik olarak amacımız zaten tüketimi yerli üretimle karşılamak. Ne dediler? Bizim yörük tabiri vardır. Yerli tavşanı, yerli tazı kovalar diye. Evet. Niye evet. İthal muz Türkiye'ye girsin ki? Kesinlikle. Niye döviz dışarıya yani, girsin ki? Yani hani marka vermeye hani gerek yok. Hani birçok ithal muz geliyor buraya. Ama hani Anamur'da baktığınız zaman da hani başkenti diyoruz. Fakat hani verimi yetersiz mi geliyor yoksa hani az mı geliyor, az mı üretiyoruz? Ondan mı ithal giriyor? Aslında az üretmiyoruz, çok tüketiyoruz. 450 bin civarında tüketimimiz var bizim yıllık ülke olarak. Evet. Muz tüketimimiz var. Hı-hı.
Şu son 2014 yılı istatistiklerimize göre de yerli üretimimiz 360 bin ton civarında. Yani arada bir 100 bin ton gene açığımız var. Bu 100 bin ton açığın da ithalle karşılanması gerekiyor. Biz bu 100 bin tonu da karşılamaya uğraşıyoruz. Ve biz Anamur ve bu saydığım havzaların içerisinde sadece Anamur olarak yerli üretimin %62'lik bir kısmını biz kendimiz karşılıyoruz. Sadece Anamur olarak. Ama daha şu anda ilerlemek için çaba gösteriyoruz. Tabii çaba gösteriyoruz. Dekara 375 fidanı ben niye dikiyorum? Evet. Daha önce de Özen abi hani bu sera yoktu değil mi? Hani sera muz yoktu. Yetiştiriciliğinde. Sera yoktu. Yani gene vardı böyle ufak hani çok aşırı değildi Anamur'da ama biraz vardı. Onlar da serasız yapıyorlardı. Açık muzdu. Yerli Anamur muzu diye aynen. Tabir edilen muz oydu. Evet, evet, o muz evet. Açıkta yetiştirdiğimiz muz sıcak geliyor, sıcaktan pişiyor, haşlanıyor, of yandım diyordu. Soğuk geliyordu, of dondum diyordu. Evet. Hasat ettiğimiz zaman şimdiki biraz sonra hasat ettiğimizde pazara sunuş arzı şeklimizde evet, evet, birazdan göreceğiz. Paketleme bölümümüz daha diye. Önceki bizim o Anamur muzu diye kestiğimiz muzlarımızı kocaman kocaman sandıklara koyardık. Tabut gibi pazara yollardık. Evet. Ve parmakları küçük olurdu. Neden? Çünkü kendi doğal ortamını bulamadığı için küçüktü. Doğal ortamına biz bu muzu soktuktan sonra Anamur muzu hem rekolteyi arttırdı hem kaliteyi arttırdı. Paketleme bölümü var değerli izleyicilerimiz. Hani muzun buradan nasıl toplanıp paketlenip bizlere kadar geldiğini de birazdan göreceğiz. Paketleme bölümündeyiz. İbrahim abinin mekanındayız. Yanımızda Bahattin abi var. Bahattin abi de paketlemeden sorumlu. Hatta hani buranın müdürü de diyebiliriz değil mi Bahattin abi? Yani herhalde İbrahim abiyle bir ortaklığınız var zannımca. Evet. İbrahim abi, Bahattin abi, şimdi hani muzun paketlemesi olarak, biraz önce biz İbrahim abiginden serada bilgiler aldık da, paketleme olarak hangi aşamalardan geçiyor muz? Şimdi oradan dallı kesiminden başlayalım. Öncelikle seradan getiriyoruz. Aracından sevkiyatını yapıyoruz yani. Topluyoruz. Aha. Bunları özel bir araç mı giriyor oraya? İlla ki. Araba yanaşıyor seraya. Hı-hı. Tek tek ağaçtan kesiliyor. Keseleniyor bunlar. Hı-hı. Zedelenmesin diye yani. Doku zedelenmesi olmasın diye. Eyvallah. Daha sonra tartılıyor. Tartıldıktan sonra bunları biz üç bölüme ayırıyoruz. Hı-hı. Kalite olarak yani birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite. Boy boy şey yapıyoruz, paketliyoruz. Paketlerken kaliteleri ayrıldıktan sonra değil mi? Tabii. Kazana ayrı ayrı sulara doğranıyor bunlar. Eyvallah. Öyle paketliyoruz. Daha sonra şey yapıyoruz. Soğuk havaya geçiyor. Soğuk havada belli bir derecesini bulması gerekiyor saratmaya girmesi için. Islatmadan sonra mı abi bu? Tabii. Havuzdan paketlenmeden sonra. Tabii canım. Evet. Paketleniyor. Soğuk havaya gidiyor. Soğuk havada belli bir dereceyi bulduktan sonra saratmaya başlıyoruz. Bu da yaklaşık olarak işte 5. 6. günde pazara ulaşıyor. Pazara ulaşıyor. Buradan sevkiyatı hani kilo bazında. Tabii kilo bazında. Şey yapıyorsunuz, kilo. Kas alıyorsunuz. Kasalı, kilo bazında kasa, koli isteğe göre paketliyoruz. Siz bunu hani tartıyoruz dediniz ya Bahattin abi. Hani kasada şimdi direkt tartıp mı koyuyorsunuz? Hayır. Çıkarken mi? Müstahsile geldiği zaman arabadan askı yazılır, müstahsile tartılır. Daha sonra tüccara tartılır. İki kere tartılır. Ha, iki kere tartılır. Evet. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz Bahattin abi. Allah razı olsun. Özen abi, şimdi İbrahim abinin yerinde güzelce muzu anlattık. Bilmeyen izleyicilerimize aktardık. Muz Birliği'ne, özellikle Mehmet abiye, senin vesilenle teşekkür etmiş olalım. Sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür Allah razı olsun. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı Özen abi? Yerli muza destek verilmesi gerekiyor. Yerli muz üreticisine destek her zaman olması gerekiyor. Muz tüketilecekse yerli muz tüketilmesi gerekiyor. Çünkü halktan da bir destek lazım değil mi? Tabii tabii. Bizim milli ürünümüz yerli muzumuz. Eyvallah. Anamur muzudur. Bu tüketilmeli. Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür İbrahim ederim. İbrahim abi çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür kapılarımızı ederim. Kapılarımızı da açtınız. Hoş geldiniz dedik. Vesile oldu vallahi çok güzel oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu arada abi. Marketlere Konya'da gittiğiniz zaman marketlerde ithalımızı almayın. Özellikle anamurumuzu isteyin. Onu istiyoruz biz de. Anamurumuzu istesin. Anamurumuzu istiyoruz. Benekli anamurumuzu isteyin. Benekli anamurumuzu. Benekli'nin şey nedir abi? İlla benekli olması. Benekli aroması daha yüksek. Aromasını buluyorsun. Muzu. Aroması. Eyvallah. Değerli izleyicilerimiz, hani başkent dedik ya, muzun başkenti Anamur. Anamur'daki muz görüntülerini, efendim sen muzla ilgili bilgileri sizlere aktardık.
Değerli izleyicilerimiz, Anamur'da gezimize devam ediyoruz. Şu anda Anamur'a bağlı Bozdoğan mevkiindeyiz ve sahil bölgesindeyiz. Burada karetyaların yavrularının çıkışını izleyeceğiz birazdan. Ona şahitlik edeceğiz hep beraber. Şu anda zaten yavaş yavaş artık çıkmaya başladılar. Kafalarını gösterdiler tabiri caizse. Gene Evren hocamız var yanımızda. Evren hocam bununla ilgili de bize bilgi verecek. Evren hocam, normalde ne zaman yumurtalarını bırakıyorlar? Bu karetta kaplumbağaları 7. ay içerisinde buraya gelmeye başlarlar, sahile gelirler. Sahile gelen, akşam gelen kaplumbağalar burada 30 santim derinliğinde 10-15 santim çapında silindir şeklinde bir kuyu açırlar. Hı hı. Bu kuyulara her kaplumbağa kendi kapasitesine göre 70 ila 120 arasında yumurta bırakır. Siz bunların ne kadarını gördünüz hocam? Hani sürekli gelen bir insan, hani buraya sürekli geliyorsunuz. Biz geliyoruz, her geldiğimiz dönemde, bazen yumurtlama döneminde, bazen yavru çıkarma döneminde bunları izliyoruz. Ne zamandır hocam? İşte 7. ay içerisinde genelde yumurtayı bırakırlar. 8. ayın sonunda, 9. ayda zaten bunlar 50-55 günde, bazen 60 günde yavrular çıkar. Yumurtadan çıkış süreci 55-60 gün. Evet. Yumurtadan çıkan yavrular da yuvanın içerisinde 3-4 gün kalır. Hepsi tamamen çıkana kadar yumurtadaki o besinle beslenirler. Hepsi yumurtayı kırdıktan sonra toplu bir şekilde tabir caizse böyle ağıl oğul veren arılar gibi, evet, toplu olarak çıkarlar. En üstte en zayıf, kaplumbağanın en son bıraktığı yumurta olur. O yumurta da en zayıf yavru olur. O yavru çıkarken hiçbir hareket göstermez. Kaplumbağanın ilk yumurtladığı, ilk yumurtası en güçlü. En güçlü yumurta olur. Oradan da en güçlü yavru çıkar. O en güçlü yavru dipten yukarı doğru, en alttaki, alttan başlayarak asansör gibi yukarı doğru iter. Onları iter. Üstteki hiçbir hareket göstermez. Üstteki kendi alttakinin hareketiyle çıkar. Yani alttakiler destek veriyor yukarıdakine. Evet. Alttakiler yukarı doğru ittikçe üsttekiler çıkar. Toprağın üzerine çıkan, çıktıktan sonra harekete başlar. Yani doğum meydana gelir, toprağa çıktıktan sonra dünyayla tanışır, havayla temas eder. Ondan sonra ay ışığını takip ederek denize doğru gider. Peki hocam, hani denize gider, bunun hani ay ışığına doğru gittiğini biliyoruz. Biz tabii biliyoruz da, izleyicilerimiz açısından hani neden ay ışığına doğru ilerlerler? Hani normalde gözleri ne derece görür? Hani şey olarak ışığı takip ediyorlar. Şimdi bunların görme organları tam olarak gelişmemiş. Sadece parlak ışığı takip ederler. Parlak ışıkta bunların zaten yavrulaması, yumurtlaması ve yumurtaların, yavruların çıkması ayın tam deniz istikametinde olduğu dönemdedir. Yani şu anda da zaten ay, hı hı, deniz istikametinde ve ayın dolunay olduğu dönemde çıkarlar. Görme organları, gözleri zayıf olduğu için kuvvetli ışığı gördüklerinden dolayı aya doğru hareket ederler. Eğer siz bir lamba tutarsanız, sizin lambanı tuttuğunuz istikamete doğru giderler. Yani deniz istikamete gitmezler, ışığa doğru giderler. Başka bir tarafa, istikamete doğru lamba tutarsanız o tarafa doğru giderler. Bunlar ışığı takip ederler. Yani gündüz bizim gördüğümüz kadarıyla burada bir koruma altına da alınmış burası. Mersin Belediyesi tarafından herhalde. Hı hı. Yani bütün yavru bırakılan yere bir koruma demir koyulmuş. Bunu hani görevliler nasıl biliyorlar hocam? Hani o bölgede yumurta olduğunu. Şimdi yumurtlama döneminde. Ya da şunu, sorumu düzelteyim hocam tekrar. Yani hani sadece bu bölgeye mi bırakıyorlar yumurtayı? Mersin bölgesi mi? Yoksa hani ilçe belde olarak Bozdoğan'ı mı tercih ediyor hani karettalar? Şimdi buraya yavrular yavrulamaya geldikleri için burayı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü, hı hı, Mamura Kalesi ile Anamur İskele bölgesi arasını, burayı sit alanı ilan etmişler. Burada yapılaşma yasak. Hı hı. Hiçbir yapılanma yapılmaz. Bunlar da akşamları gece yumurtayı bırakır anneleri. Yavrular da gece çıkar. Gündüz hiçbir hareket olmaz. Gece gelip yumurtayı bıraktıkları zaman, sabah güneş doğduğu zaman görevliler gelir. Sahili kontrol eder. Sahilden gelen kaplumbağalar traktör tekeri izi gibi iz bırakır. Hı. O izi takip ederek yuvayı bulurlar, yuvaya numara verirler. İşte mesela şunlar, yuvanın üzerine yazılmış, taşa yazılmış yuva. 157 yazılmış. 157 nolu yuva. Evet. İşte 13.07.2015 tarihinde bu yumurtayı bırakmış buraya kaplumbağalar. Hı. Bugün itibariyle de yuvası burada, etiketi de bu. Peki hocam, bir şey daha sorayım. Hani bu yumurtlamadan sonra, hani çıkış döneminde, bir hani birkaç gün aralık var mı? Mesela hani 5 ile 10 gün.
İşte var. Mesela 7. ay dediniz ya, mesela 55-60 gün yumurtadan çıkış süreci var. Peki bu çıkış sürecini hani görevliler nasıl takip ediyorlar? Çıkış mesela 5-10 gün aralık olabilir mi? Yine her gün, opsiyon. Her gün sabah gelirler görevliler, sahilden giderler. Bunlar yuvadan çıktıkları zaman denize gittikleri için biraz sonra göreceğiz, izleri hep gözükür. Gece de hareket olmadığı için sabah ilk gelen görevli bu izleri görerek bakarlar. Şu yuvadan, şu numaralı yuvadan bu yavrular çıkmış diye notlarını alırlar. Bu şekilde takip ederler. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Şu anda değerli izleyicilerimiz, çevremizde de arkadaşlarımız var, ablalarımız var, abilerimiz var. Onlar da merakla bekliyorlar karetaların çıkışını. Biz de biraz daha bekleyeceğiz ve karetaların çıkışını sizden ekranlarınıza yansıtacağız. Değerli izleyicilerimiz, şu anda karetaların artık çıkışını hep birlikte izliyoruz. Eren hocam, şimdi artık yavrular çıktılar. Tahmini hani bizim sayımıza göre, hani hesapladığımıza göre 70'in üzerinde yavru var. Hepsi de şu anda denize gidiyor. Evet. Biraz da ışıkta bizim arkadaşlar da yardımcı oluyorlar ışığı görmeleri açısından. Bunun kaç tanesi, şimdi 70 tane karetta çıktı ve denize gidiyor. Bunun ne kadarı yaşar hocam? Şimdi bu çıkan yavrular suya ulaşana kadar bir kısmı telef olur. Hani burada koruma altında olduğu için yabani kuşlar yok. Yabani kuşlar yer bunun bir kısmını. Bir kısmı da suya ulaştıktan sonra sudaki diğer canlılar, büyük balıklar yer. Bunların %3'ü yetişkin olarak yetişirler. Yavrulamaya gelir tekrar bunlar. Buradan bu sahilden çıkan yavrular yetiştikleri zaman yumurtayı tekrar bu sahile bırakıyorlar. Nereden çıktılarsa oraya bırakıyorlar. Bayağı da büyüyüp çıkıyorlar. Yani hani yumurtadan çok böyle daha küçükler değil. Yani en azından yürüyebiliyorlar. Efendim söyleyeyim, hem de hızlı hareket edebiliyorlar. Evet. Zaten bunlar belli bir sürede gitmezlerse kururlar, ölürler. Yani suya yetişmek zorundalar. Yetişmezlerse ölürler. Sudan ne kadar çıktıktan sonra yaşayabiliyorlar hocam? Mesela yuvadan çıktıktan sonra mı? Evet. Ha, yuvadan çıktıktan sonra yani en kısa zamanda güneş, zaten gece çıkmaları bir avantaj bunların. Güneş de olursa zaten hemen ölürler. Böyle bazen hani imala tahtası dediğimiz türlerden gündüz çıkmalar oluyor. Gündüz çıktığı zaman güneşte kavrulup bunlar hemen, bunların derileri çok yuka, çok nazik. Güneşte hemen kavrulur, su kaybından ölür bunlar. Hocam bir de şunu soracağım, yani denize ulaşıyorlar ya, yani çok küçük oldukları için dalga bunları hani geriye atmıyor mu? Geriye atar, büyük dalga geldiği zaman o büyük dalgayla gider, sonuçta gider. Ha belki bir sefer iki sefer atar, büyük dalgaya takılır gider. Şimdi %3'ü yaşıyor dediniz ya. %3'ü yetişkinlik dönemine erişiyor ancak. Peki yani onlar neden hani kaybe uğruyor? İşte hem balıklar falan mı yiyor? Hem dışarıdaki yabani kuşlar ve hem de denizin içindeki büyük balıklar olsun, diğer canlılar, büyük şeyler yiyor bunları. Peki anneleriyle bir buluşmalar oluyor mu? Yok, hiç bilmezler, buluşamazlar. Kesinlikle. Buluşamazlar. Ben gördüm onu. Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda karetaların çıkışına şahit olduk hep birlikte ve artık yavaş yavaş da sonuna geldik. Arkada bazı hani aheste olanlar arkadan gelecekler ama çoğunlukta yani 50 tanesi falan çok rahat olarak şu anda geçtiler ve karettalar denizi buldular. Burada biraz önce söylediğim gibi abiler ablalarımız var. Onlar da merakla karettaların denize geçişine bakıyorlar, kontrol ediyorlar nasıl gidiyor diye. Abi ilk daha önce görmüş müydün hiç karettanın denize geçişini? Bugün ilk defa görüyorum, hayretle izliyorum. Allah-u Teala'nın özel bir izlenimi diye düşünüyorum. Yani hayretler içindeyim. İsim neydi abi? Yusuf Ataerkek. Yusuf abi, nerede ikamet ediyoruz? Osmaniye'den geliyorum. Osmaniye'desiniz. Sürekli geliyor musunuz? Bu bölgede mi tatil yapıyorsunuz? Buraya da ilk defa geldim. Nasıl? Ama tesadüf olarak da bu olayı da görmek bizim için muhteşem. Söylediler mi size? Hani anlattılar mı karetaların çıkışını falan? Gündüzden mi hani meraklandınız? Tesadüfen sahildeydik derken sizin çekiminizi gördük ve bizim için çok büyük bir güzellik oldu. Evet. Bu kardeşim, sen de mi ilk defa görüyorsun? Senin ismin ne? Yiğit. Ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Nerede oturuyorsun? Ankara'da oturuyoruz. Buraya tatile geldik yani 3-4 günlüğüne. Evet. Yarın yola çıkacağız işte. Daha önce görmüş müydün hiç karetaların çıkışını? Hayır, daha önce hiç görmedim, rastlamadım yani. Bugün ilk defa. İlk oldu, aynen evet. Öyle. Şaşırdık bir. Birçok değişiklik oldu. Birçok karetta çıktı, gördün mü onları? 70'in evet, üzerinde karetta vardı. Şu an son AHS'ler yani bir iki tane kaldı, onlar da gitmeye çalışıyorlar. Kameraman arkadaşımla yardımcı olursa şu anda son bir iki tane var yerde. Onlar da gidecekler
ve artık tamamlayacak yani son. Biraz önce de ileride bir yuva vardı değerli izleyicilerimiz. O da tamamı çıktı ve denize ulaştı. Şimdi bizim beklediğimiz yuva da denize ulaştı. Buradaki görsellikleri sizlere ekranlarınıza aktardık. Kardeşim sana da teşekkür ederiz. Buradaki olan misafirlerimize de bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz Anamur'daki turumuza. Gezimizde, turumuzda artık son duraktayız. Şükran Pınarı'ndayız. Programın başında da bahsetmiştik Evren Hocam'la beraber. Buradan şimdi bahsedeceğiz ve buradan artık burada programımızı noktalayacağız. Hocam, şimdi Şükran Pınarı'ndayız. Evet. Burayla ilgili çeşitli rivayetler var. Evet. Burayı bize anlatır mısınız hocam? Tabii burası Zeyna olarak biliniyor. Eski ismi Sütlüce. Şu anda Zeyna olarak geçiyor. Bura Zeyna ismi şuradan geliyor. Zeynel Abidin'den geliyor Zeyna ismi. Zeynel Abidin'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sülalesinden gelmektedir Zeynel Abidin. O dönemde Zeynel Abidin Hazretlerinin babası buraya asasını atıyor. Buradan bir su fışkırıyor. Bu suyun olduğu yerde 5 tane çınar ağacı yetişiyor. Zaman içerisinde bu çınar ağacının bir tanesi yanıyor, 4 tanesi ayakta kalıyor. Bu çınar ağaçları 5-6 asırlık bir çınar ağacı. Hatta suyun içerisinde, şu anda mevcut olan suyun içerisindeki çınar ağacının içerisinden tekrar bir fidanı çıkmış. Bu fidanı bile 100 yaşında, 1 asırlık bir fidan içinden çıkan. Ben Şükran Pınarı olarak bilinen bu yerde çıkan bu suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Suyun sertlik derecesi düşük. Ondan dolayı halk şifalı su olduğuna inanıyor. İşte çocuğu olmayanlar gelip bu sudan içiyorlar. Şifa bulmak isteyenler gelip içiyorlar. Su sürekli soğuk akmaktadır. Ağustos ayında bile içine atılan karpuzu çatlatacak nitelikte bu şekilde soğuk bir sudur. Ve sağlıklı bir sudur. Bundan dolayı burası bir mesire alanı şekline dönüştürülmüş. Halkın büyük bir rağbeti var. İlgisi var. Buraya halk rağbet etmektedir. Bilhassa pazar günleri, tatil günleri halkın yoğun bir talebi var buraya. Evet, içinde bayağı gelen var. Hani Konya'dan, Karaman'dan, yani şu anda plakalardan görüyoruz değerli izleyicilerimiz biz. Hani onlarla da muhabbet, sohbet etmek isteriz aslında ama tabii zamanımız çok kısıtlı olduğu için buranın da hani güzelliklerini sizlere aktarıp programımızı noktalayalım istedik. Hocam,
Mersin turumuzda baştan sona bizlere yardımcı oldunuz. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Anamur'daki güzellikleri aktardık. Evet. Efendim söyleyeyim. Son nokta olarak da buradan Şükran Pınarı'ndan veda edelim istiyoruz. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Biz de teşekkür ederiz. Bu imkanı bize sunduğunuz için, halkımıza, izleyicilerimize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Biz de sizlerin vesilesiyle aktarmış olduk. Değerli izleyicilerimiz, efendim İsmailci'de bu hafta şöyle küçük bir tatil yaptık. Anamur'u gezdik. Mersin'in güzelliklerini çektik. Sizin ekranlarınıza yansıttık. Efendim bugünlük İsmailci'den bu kadar. Başka bir İsmailci'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.